Çek baba çek. Millet kuzu gibi gelip para yatırıyor. Tamam mı? Böyle olduğu zaman son hafta bir hafta erteleyin. Yazık ya, günah yani. Bu parayı inşallah yemezsiniz. Saat 11'den belli bekliyorum. Saat 2. Diyorlar müdür burayı görüyor. Müdür buranın neresini görüyor? Müdür görüyor mu burayı? Memura söylüyorum. Memurun da bizde değil. Müdürler buna bir çözüm bulsun. 5 tane vezna var. 2 tane çalışıyor. Saat 11'den belli burada. Orada bayanlar mesela 3 tane erkek bırakıp bir bayan bırakması lazım. Yarım saatin içinde bir sürü bayan getiriyor, erkekler haradana burada. Saat 11'den beri gelmişim, saat 1.30. Böyle olur mu ya? Yazıklar mı? Bu insanlara yazıklar mı? Günahlar mı? Fatura yatırmaya geldim ama geldiğime pişman oldum. Böyle bir şey olur mu ya? 2 tane 3 tane oraya rezniye koymuşlar, 2 tane 3 tane bu kadar insana yeter mi? Günahlar mı? Bu insanlara yazıklar mı? Şu an uzun kuyruğun nedeni bu TEDAŞ'ın yaptığı kimsesizlik mi, artık bir cehennemlik mi, yani bir isim ben koyamıyorum. Buradaki insanlar isim koyabiliyorlarsa isim koysunlar. Ben şimdi İbrahim Halil Yıldız Bey'den görüştüm. Yani bankaların iptal etmesine, sözleşmelerini iptal etmesi gayet normaldir, olabilir. Ama bunun altyapısının oluşması lazım. Yani bir duyuru yapmaları lazım, bir insanları bilgilendirmesi lazım. Bunlar burada binlerce insanlar mağdur durumda. Bu yetmiyormuş gibi bütün çiftçiler mağdur durumda. Ben burada özellikle AK Parti'nin il başkanına sesleniyorum. Lütfen bu konuyu çözsünler. Sayın il başkanımız göreve geldiğinde bu konuyun takipçisi olacağım. Bu TEDAŞ'ı çözeceğim diyor. 6 aydır, 7 aydır il başkanı oldu. Lütfen bir gelsin bu arkadaşların bir çektiği rezilliği bir göz önüne. Kaç saattir bekliyorsunuz? 7 saat falandır bekliyoruz yani, görüyorsunuz. Sadece bir noktada alım yapıyorlar. İbrahim Halil Yıldız Bey'den görüştüm. Bu konunun takipçisi olacağını bana söyledi. Ben kendisine burada sizin huzurunuza da teşekkür ediyorum. Ama yeter artık. TEDAŞ'tan Urfa'nın çektiği yeter. Lütfen yeter. Sayın milletvekillerine sesleniyorum. Ya bir baksınlar yani. Urfa halkı ne durumdadır? Bir bakar mısınız? Bu mağduriyete bakar mısınız? İnan et, Urfa'nın insanı çok ılımlı insanlardır. Ama aksi durumda kimse de önüne, bu olayların önüne durmayacaktır, duramayacaktır. Bu insanlara bu sıcakta 45 derece sıcaklığından kimsenin bu rezalete hakkı vermez, kimsenin yetkisi yoktur. Özellikle fanatiğe bu konuya duyuru olduğu için ben size ve ekibinize teşekkür ederim. Elektrik faturasını yatırmak için 3 saattir yaklaşık sıra bekliyorum ve saat başı 10 adım ilerleyebiliyoruz sadece. Yani 2021'in Türkiye'sinde Urfa'da bu kadar teknolojik gelişmelerin olduğu bir dönemde yani rezalet, başka bir şey değil. Yani herhangi bir bilgilendirme yetkililerce yapılmadığı gibi herhangi bir tolerans da tanınmıyor. İnsanlara bir bilgilendirme yapılsa, elektrik kesintisinin olmayacağına dair ya da farklı ödeme noktalarından yapabileceklerine dair yine bu kadar bir sorun olmaz, yığılma olmaz. Yani 45-50 derece sıcaklıkta insanımızın haline bak. Yaşlısı var, çocuğu var, kronik rahatsız olan var. İçeride sözde pandemi tedbirleri uyguluyorlar ama dışarıya baktığınızda bir pandemi tedbiri görebiliyor musunuz şu anda Urfa'da? Şu anda burada virüs aramızda bence zil takıp oynuyordur. Sadece içeridekilerine mi oluyor? Ben burada kalktım, içeri gittim de içeridekine bulaşmıyorum. Yani şu anda kısmi zamanlı çalışma uygulanıyor ya kurumlarda genelinde. İçeride 4 kişi var ama 2 kişi çalışıyor sanırım.
O da zaten yetersiz yine. Pandemi sadece içeride uyguluyorlar. Dışarıda kapının önündeki yığılmada pandemi geçerli değil sanırım. Virüs sadece içeride klimadan bulaşıyor. Dışarıdaki yığılmalardan, sıraya girmelerden bulaşmıyor Urfa'da. Bizim virüsümüz Urfa'ya özel.